Yine Hindistan Büyükelçisi iken Sri Lanka'ya, Hindistan'ın hemen güneyindeki bir ada, oraya da akredite oldum. Şimdi ben olduğum sırada Hindistan'da Tamil isyancılarıyla hükümet arasında ciddi çatışmalar cereyan ediyordu. Yani sonunda tabii Tamil'in üstesinden geldi ama 250 bin kişiyi öldürmüşler. Tam Madras'a geldim. Madras, Hindistan'ın güneyinde bir şehir. Oradan uçakla Sri Lanka'ya geçeceğim. Sri Lanka'da da bizim çok becerikli bir Fahri Başkonsolosumuz vardı. O da Dışişleri Bakanı'nın kardeşi. Tam uçağa binmeden önce Hindistan'ın çıkarma yaptığını öğrendim. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? İtimatname sunacak mıyım, sunamayacak mıyım? Dedim ki bu fırsat kaçmaz. Ben de normal sivil uçakla Sri Lanka'ya indim. Top atışları oluyor. Beni Fahri Başkonsolos zırhlı araçla karşılamış. Yani yolda ateşler altında şeye geldik, otele. Onun becerisi sayesinde itimatnamemi sunabildim. Çünkü Dışişleri Bakanı'nın kardeşi bizim Fahri Başkonsolos. İtimatname sunduktan sonra Başbakan rahmetli Turgut Özal'a telefon ettim. Dedim ki Hintliler hep bizim Kıbrıs çıkarmamızı eleştiriyorlardı. Siz Rajiv Gandhi'ye bir mesaj yollayın, başarı dileyin. Ama dedim bunu bana yollamayın, ben Sri Lanka'dayım. Yeni Delhi'ye yollayın, onlar versin, müsteşar versin. Sanki ben öyle dememişim, tık otele mesaj geldi. Kaldı mı elimde mesaj? Rajiv Gandhi dönmüş, Hint Büyükelçisini aradım. Tabii Büyükelçi asker çıkarılmış, adeta komutan gibi. Dedim ki çok önemli bir mesaj var dedim. Gittim Hint Büyükelçisine, verdim. Dedim ki bunu acilen Rajiv Gandhi'ye ulaştırın. Sonra oturduk. Dedim ki çıkarma, kaç asker çıkarıyorsunuz? Vallahi dedi gizli. Dedim ben kimseye, gazetecilere beyanat verecek değilim. 6000 dedi. Yetmez dedim. Bak biz 30.000'le ancak tuttuk Kıbrıs'ı dedim. Olur mu 30.000 falan dedi. Bir yıl sonra Hint asker sayısı 33.000'e çıkmıştı. Böyledir. Kolay değil bu işler. Sonunda Sri Lanka bütünleşti. Tamil isyancılarını iyice bastırdılar. Bastırdılar da sonunda bir Tamilli kadın Rajiv Gandhi'yi öldürdü. O ölümü de anlatmıştım. Canlı seyrettim maalesef televizyonda. Sri Lanka böyle. Sri Lanka ile fazla bir ilişkimiz yoktu. Yalnız bir şey oldu o sırada. Bir haber geldi Fahri Başkonsolos'a, 200 kadar Türk mülteci geldi diye. Ama nasıl olur dedim, Sri Lanka'ya ne mültecisi? Biri sahtekar, Singapur'a götürüyorum diye Sri Lanka'ya götürmüş bunları. Vallahi 2 ay Fahri Başkonsolos Sri Lanka hükümetini ikna etmiş, onları yedirdi içirdi, sonunda bir gemi geldi aldı götürdü. Bazen de böyle şeyler oluyor. Fahri Başkonsolosluk şöyle. O ülkedeki saygın bir vatandaşı sizi temsil etme yetkisini veriyorsunuz. O pasaport vize vermiyor. Sadece bir takım bu mülteci işinde olduğu gibi ilgileniyor. Sonra siz Sri Lanka'ya, o ülkeye gittiğinizde size yardımcı oluyor. Çok başarılıydı bizim Sri Lanka Fahri Başkonsolosumuz. Ama şimdi bildiğim kadarıyla her yerde büyükelçiliğimiz var. Niye eskiden kurulamıyordu? Büyükelçilik kurmak işi pahalı bir iştir. Eğer yakın ilişkiniz, ticari ilişkiniz yoksa kurmuyorsunuz. Siyasi ilişkiniz yoksa. Şimdi ama her yerde var galiba.